6-0'lık maçta şöyle bir şey oldu. Şimdi biz tabii 6-0 kazandık da yani biz normal maç kazandık gibi abi. Şimdi bunun şimdik mesela aradan 10-15 sene falan geçiyor. O zaman anlıyorsun tarih yazıldığını falan. O an tabi anlamıyorsun. O an bir sıcağı sıcağına genciz. Hemen maçtan sonra nereye gideriz? Hangi eğlenceye kaçarız falan. Onun peşindeyiz. Hızlı dönemimiz falan. Neyse. Ben işte 4, 3. ile 4. gol attım. Sonra bir tane de asist yaptım. 5. gole Ceyhun attı. Oyundan çıktım zaten. Alkışladı falan taraftar. işte e, Laurent beni oyundan aldı. Son 10 dakika mı? On, 15 dakika mı? oyundan çıkmıştım. Neyse oyum olsana girdim falan. Mutluyum işte. Bizim malzemici işte falan filan duşa gireceğim. Tok bir ses geldi abi. 6-0 oldu dedi. Ondan sonra kim attı dedim lan? Ümit Özat attı dedim. <laughs> Anasını satayım dedim. Dünyanın sonu geldi herhalde dedim birader. Ümit de gol attıysa yandık. Ondan sonra öyle bir muhabbet daha dönmüştü. O da komikti. Ama güzeldi maç. Yani biz maçtan mesela çıktığımızda rahmetli... E, Selçuk Yula vardı, ee, Allah rahmet eylesin, ee, bir de Rıdvan Dilmen falan, koridorda bizi yakaladılar falan. Bilalar böyle bir, bir tutuyorlar, ne yaptınız lan falan. Ulan dedim, ne yaptık yine anasını zaten her bok... Hani iyi de yapsak, kötü de yapsak, azar işliyoruz fena bahçede, tamam mı arkadaşlar? Yani, az Yıldırım falan böyle, bizi, bize hep böyle bir ser çıkıyor falan, hep böyle fırça kayıyor, anladın mı? Ne yapsan yanlış anlasın, satayım. Cık. Neyse, 6-0 kazandık, Tuncay'ı tuttu biri, biri, biri beni tutuyor falan, çirkeliyorlar, anlıyor. diyor... Ne yaptınız lan diyor. Ne yaptık abi diyor falan. Tarih yazdınız falan diyor. Ne yaptık abi diyor falan. İşte tarih yazdınız falan. Dedim ne yaptık abi. Tarih ne yani. Nasıl yazılıyor. Ne yapıyor falan. Bilmiyoruz ki abi. Ondan sonra dedi. Bekleyin şimdilik dedi. Siz bir 10 sene 15 sene sonra görürsünüz dedi. Çocuklarınız falan. Çocukların çocukları falan. Öyle deyince. E, güzeldi yani. O gece e, e, eğlenceli bir geceydi. Tabi abi. E, karşı takımda e, o zaman çok sevdiğim abiler vardı. E, maçtan sonra da ben çıktım. Belki hatırlayanlar vardır. Röportaj falan yaptık işte. Taraftar da o zaman 5-5 falan bağırıyor. İşte 6 olmuş maç. 10-10 falan sesleri. Ondan sonra. Ben de tabii o zaman hani Almanya'dan Türkçe falan böyle net hani Türkiye'ye ta, tam şey diyelim. Yeni gelmişim falan o zaman hani. Ee, dedim abi ne o falan işte na, maç yorumu falan dedim abi, Diyecek bir şey yok dedim hani. Taraftar 5 istedi 6 oldu. 10 istedi zaman yetti. Ama Allah belen versin. Küçümseme ve aşağılama hiç bende olmamıştır hayatım. Her zaman saygı duymuşum. İyi kötü hiç önemli değil. Ee, böyle dedim hani o gazla falan taraftarla beni coşturuyorlar falan şey arkadan veriyorlar gazı falan. Neyse ben bunu saldım abi zehri. Taraftarlar taraftar bir istedi altı oldu on istedi zaman yetmedi falan. Birader maçta işte ertesi günü milli takım kampı var tamam mı? Karşı takım hepsi papaz. Hani bütün papazlar orada bütün Galatasaraylılar falan orada. Ondan sonra ulan bir gittik. Ulan dedim Herkes bana bir tuhaf bakıyor tamam mı kalserler. <laughs> Ay ulan böyle kendimi kötü hissediyorum. Otobüse bindik, antrenmana gideceğiz falan. Pa ba babalar arkada falan işte Arif abi falan var işte papazlar falan. Ama tabii o zaman bizim de rüştü abiler falan filan var. O arada Ümit Davala Fener'den cecik olmaz falan muhabbeti var ya. Oradan sıyırıyorum ben. Abi otobüse bir oturdum? Beni de çok seviyorlar. Allah var hani bütün hepsi beni çok seviyordu. Ben de onları çok seviyorum. Arif abi arkadan dedi ki Arif abi de o zaman tabii ki böyle şey dönemleri falan. Serhat Akın dedi sevildiğini bil dedi. Ali Güneş olsaydı dedi evinden aldırdım dedi. Seni seviyoruz falan dedi. Ben tabii küçüldükçe küçülüyor mu nasıl tip otobüsün içinde falan. Abi herkes bana bir şeyler söylüyor tamam o açıklamadan dolayı yani alt sıfırdan dolayı değil sıfır açıklamadan dolayı. Ondan sonra baktı herkes üzerime geliyor. Abi Rüştü abi bir girdi araya dedi lan dedi. Çocuk dedi 21 yaşında dedi kesin dedi. Orada dedi Ümit Davala de dedi Fener'den cacık olmuyor. Fener'den bir cacık olmaz dedi. Siz ona dönün falan dedi. işte. Serhat Takın'ı rahat bırakın falan. Öyle toparladık falan. Abi herkes gidiyor. Emre Belezoğlu şeyde e, işte Emre Belezoğlu da ayrı seviyorum tabii. O da Inter'de. Ulan o da asansörde bana geçiyor. Ya diyor birader sana yakışmadı konuş. Ulan diyorum sen Inter'de oynamıyor musun? Sana ne? Sana bir şey yapmadım falan. Hani artık burama Hı. kadar geldi nasıl diyeyim. Herkes bana giydiriyor. Tamam mı? İşte Emre de hani Galatasaray'dan Inter'e gitti. Abi o da hani baktı herkes geçiriyor. O da o, ben de sallayayım falan. Dedim birader sen Inter'le ilgili bir açıklama yaptım ki birader dedim yani. Sana oluyor falan. Herkes böyle şey yapıyordu. Neyse öyle 6 Kasım'da öyle geçti yani ya.